Saatler 12'yi gösteriyor, gün ortası başlıyor. Ben Ahu Orakçıoğlu, Cuma gününe şöyle güzel, keyifli sohbetler yapalım umudundayız. Sinan Ufuk Nergis olunca da Pasyon Turka CEO'su, tabii ki işimiz kolaylaşacak. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? Ne güzel soyadınız var, Ufuk Nergis. Aynen, tekim herhalde, üç isimde. Kesinlikle Türkiye'de. Teksinizdir. Yani nereye köken sizi? Sizi Latin dünyasıyla tanıdığımız için biz. Esasında herkes öyle zannediyor ama anne tarafı Balkan, baba tarafı Kayseri. Aa, hemşeriyiz. Ne güzel. Ben de Kayseriliyim vallahi. Ne güzel, hemşerim o zaman. Ama biz sizinle daha çok neyi konuşacağız? Müzik endüstrisini, konser endüstrisini konuşacağız. Ama ben demin Sinan Bey'e onu dedim. Bu yakınlarda sizin getirdiğiniz isimler arasında kimler var dedim. Lorena McKennitt dediniz. Evet, yakın bir zamanda. Kelt ama, değil mi? Kanada, Kelt müziği. Evet. Uzun bir aradan sonra, 5 seneden sonra tekrar Türkiye'de 3 konserle. Evet, ve dedim ki ben Sinan Bey'e, bir kez daha tekrarlıyorum. Sinan Bey'in getirdiği sanatçılar düzenli geliyor. Hani diğerleri şansa geliyor diyorum. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Birazcık aile olmakla alakalı. Vallahi. Uzun süreli çalışıyorsunuz. Tabii Pink Martin ile 20 küsür sene oldu. Senelere çok girmiyorum. Yani tabii, o konuyu direkt kapatıyoruz. Seneleri azaltıyoruz. Lorena McKennitt aynı şekilde. Tabii çıkardığımız çok fazla sanatçı var Türkiye'ye getirdiğimiz. Bazı sanatçılarla zaman için yollarınız ayrılıyor ya da yapmak istedikleriniz uyuşmuyor. Ama tabii ki uzun zamanlı yürüdüğümüz çok sanatçı yani var. Yani şimdi bir süre sonra bir dostluk, ahbaplık gelişiyor değil mi mesela yani? Kesinlikle. Aranızda. Esasında dostluk, ahbaplıktan aile oluyorsunuz. Yani evet. Her şeylerini biliyorsunuz. Evet. Onlar sizin her şeyinizi biliyor. Bir de sizinle büyüyen de var. Mesela ben sizin bir söyleşinizde gördüm. Pink Martini'yi siz keşfetmiş gibisiniz yani. O bizim bayıldığımız Pink Martini. Esasında o Sinan Bey'den yani. Şanslar. Nasıl bir anlatılır? Tatlı bir hikaye. Esasında İspanya'ya gidiş hikayem de öyleydi. Haritayı açtım, parmağımı koydum, birden kendimi Madrid'de buldum. Onun haricinde de bir fuara katılmıştık. İlk fuarımızdı. Fuara gitmeyi de çok bilmiyorduk. Eskiden her şey çok fiziksel olduğu için. Fuara gittiğimiz zaman çöpte bir CD buldum. Çalışmak istemiyorum. Bir de Fransızcam yoktu. Üniversiteden kalan çok basic bir Fransızca. Ama ben de çalışmak istemiyorum diyerek CD'yi aldım. Çok hoşuma gitti. Aradığım zaman grup o da çok şaşırdı. O meşhur şarkıdan söz ediyorsunuz. Ve tabii ki grup şaşırdı Türkiye. Yalnızca Cannes'da bir performansları vardı. Arkasından daha Türkiye, yeni emerge ediyorlar, çıkıyorlar. Çok yeni yeniydi. Tabii ki o zamandan beri büyüdük. Artık sahnede Türkçe şarkılarımız da var. Aşkın Bağırdı ya da Üsküdar şarkısını seslendiriyorlar. Bizden gibi oldu Pink Martini zaten. İşte aile oluyorlar. Hepimiz bir aile, büyük bir aile oluyoruz. Aynen. Şimdi tabii dünyanın bir tarafından getiriyorsunuz. Hani Türkiye'nin imajı açısından da çok önemli bir iş yapıyorsunuz siz aslında, değil mi? Yani onlar da gözlerini böyle açıyorlar. Türkiye'de verdikleri bir konser. Çünkü zaten müzik de böyle bir şey değil mi zaten, değil mi? Hani bütün ötekinin ortadan kalktığı, kültürler arasında bütün farkın, hep birazdan bilmediğimiz bir dilden bir şarkıyı birlikte söylüyoruz falan. Bu muazzam bir kaynaşma anı ya müzik. Eskiden çok farklıydı tabii. 2015 öncesi, dijital çağdan önce iş çok daha kolaydı. İnsanlar merak ediyordu. Yani mesela ben ilk defa Türkiye'li ile dans getirdiğim zaman kimse sesini bile duymamıştı. Yani Meksika'nın divası geliyor dediğiniz zaman o Meksika kültürü aklınıza gelen o şapkalardan sonra acaba ne dinlerim diyerek gittiğiniz bir konserdi. Doğru. Şimdi dünya müziği diye bir şey kalmadı. Her şey bir dünya müziği. Çünkü alıyorsunuz dijital elinize telefonu, giriyorsunuz, istediğiniz her şeyi anında dinleyebiliyorsunuz. Ya da bir şarkı çıkıyor perşembe akşamı, cuma sabahı. Bütün dünya aynı anda dinleme şansına sahip oluyor. Biraz esasında... o bütün dünya bir oldu. Evet. Ve tabii ki... Yani Depeche Mode'un dediği gibi world is mine durumu değil mi? Yani aslında her yer bizim yani. Her yer bizim ve aynı anda bizim. Aynı anda. Yalnızca bir orada işte haritanın üzerinde o nokta olabiliyor musunuz? O evet. Kültürel nokta olabiliyor musunuz? Bazı ülkeler şanslı, İspanya gibi flamenco diye bir alta giriyor müzik türleri. Ya da işte fado diye Portekiz. Biz Türk müziği deyince o algı oluşturmamız ya da o kültürel olarak iletişimi kurmamız bir tık daha zorlaşıyor. Zor değil mi? Çünkü siz buradan sanatçıları da götürüyorsunuz. Sadece yurt dışından gelen sanatçılar, hı-hı, Türkiye'de konser veriyorlar Pasyon Turka'yla. Ama siz buradan da götürdüğünüz kimler çok oldu mesela? Çok fazla. Yani La Mar'da Müzik As Festivali'ni yaptık. 14 tane muhteşem ismi Türkiye'den götürdük. Sezen Aksu'dan Galata Mevlevanesi'ne, Harem'den Babasula'ya. Murcia'da, Cartagena'da La Mar de Musicas Festivali'nin Türkiye senesini yaptık. Aynen.
Aşağı yukarı Halim... Yakaladı mı Sezen Aksu'nun şarkıları, yorumu? Sezen Aksu konseri ilginç bir konserdi. Nasıldı? Bizlere içindi. Çünkü 3 Türk vardı. Sold out bir konserdi. Büyükelçi, eşi ve ben. Onun dışındakilerin hepsi yabancıydı. Herkes yabancı mıydı? Herkes çok yabancıydı. O zaman, bilerek gelmediler ama herhalde, değil mi yani? Tabii ki şimdi Türkiye'nin divası olarak sunuluyor. Tabii ki bir Türkiye senesi. Türkiye, tabii iyi de bir reklam yapılıyor herhalde orada. Tabii ama Türkiye'nin o zamanki imajıyla şu andaki imajı da çok farklı. Yıl kaç? 2005. Orada tabii ki Türkiye'deki diziler çok önemli şu anda tanıtım anlamında. Çünkü görebiliyorsunuz. O 2005'te zaman, daha Türk dizileri yok. Yoktu. Latin dünyasında kasıp kavuran. İspanya'da son 3 senedir başladı. Yani çok geç başladı. Çünkü batıya gittikçe zaman girme markete birazcık zorlaşıyor bence doğudan. Ama tabii ki Sezen Aksu'yu o zaman sunduğumuz zamanki ilk İspanya konseriydi. Çok heyecanlıydık. Çünkü nasıl bir tepki alacağımızı biz de bilmiyorduk. Tabii ki Tarkan'ın o meşhur şarkısını biliyorlardı. Tabii. Onun yazdığını. Fakat tabii ki o diva statüsü herkes tarafından ilk sahneye çıktığı andan itibaren çok net anlaşıldı. Ne oldu? Anlatayım ilk, ya. İlk üç şarkıda birazcık böyle hepimiz heyecanlıydık. Çünkü nasıl? Sezen Aksu'nun da herhalde sadece 3 kişi Türk ve kalanının yabancı olduğu belki ilk konseridir diye düşünüyorum. Tabii çok profesyonel bir sanatçı. Tabii. Orkestrasından bir arkadaşı birazcık İspanyolca biliyordu. Onu öne çağırdı 3. şarkıda. Ben de ilk öğrendiğim şarkılardan birisi İspanyolcaydı. Hatırladığı kadarıyla Prom Pompero'ya girdi. Tabii herkes o sırada aynı anda eşlik etmeye başladı. Konserin atmosferi tamamen değişti. İşte o tamamen o sanatçının o kültürü ya da o yaptıklarını doğru ifade etmesi ve doğru sunması. Evet. Babazula. Çok değişik. Babazula, Mercan Dede, aynı şekilde Burhan Öcal. O etnik kültüre sahip olduğunuz zaman ki Babazula'dan sonra bu Anadolu'nun motifli çok grup çıktı. Çok da sevdiğim gruplar da var şu anda dünyayı dolaşan. Evet. Esasında bir baktığınız zaman bir markalaşma bu. Türk müziğinde o markalaşma bir kere yakalandığı zaman değişik gruplar... Esasında bir tane başarılı olması diğerlerinin yolunu açıyor. Değil mi? Bizde birazcık rekabet farklı anlaşılıyor. Bir markette birisi başarılı olduğu zaman ben mutlu oluyorum. Çünkü o markette o yolu başarılı... Yolu açacak zaten. Ya da marketi büyüyor. Pazarı büyütecek. Aynen. Bunu en güzel uygulayan ülkelerden birisi Portekiz. Çok ufak bir ülke. Bir Fado'yu yarattılar Wim Wenders filminden sonra. Fado ondan sonra bütün dünyanın bir kültürel mirası haline dönüştü. Tabii aslında Fado ne kadar da değil mi? Tamamen oraya ait bir şey. Hatta oraya ait. Hüzünlü. Bizim türkümüzden çok farklı değil esasında. Değil, ya da bluzdan çok farklı değil. Esasında tabii. Anlattığı şey çok lokal. Denize gönderdikleri sevgilileri, kocalarına, ağıtlarını bir şekilde tüm tabii. dünya şu anda anlamadıkları halde dinliyor. Şimdi biraz Türk sanatçıların dünyadaki temsiliyle de devam edelim. Çünkü dediniz ki 2005'te ben Sezen Aksu'yu oraya götürdüğümüz zaman biz daha Türk dizileri yoktu. Şimdi Türk dizilerinden sonra nasıl bir dünya var Türkiye ile ilgili, nasıl bir algı var? Öte yandan bizim burada az önce yayına girmeden konuştuk. Körfez sermayesinin yoğun olmasından dolayı içeride bir körfezleşme sürecimiz var. Onu da konuşacağız. Çok açık ve seçik bir şekilde Sinan Ufuk Nergis de burada. Bir yandan da o bizim Türk dizilerinde yarattığımız bir dünya var ve bunun muazzam bir karşılığı var. Size nasıl yansıyor mesela? Ben esasında çok fazla kullanıldığını düşünmüyorum. Yani mesela, o bile bir şey mi yapılıyor yani? Hayır, şöyle kullanıldığını düşünmüyorum. Şimdi mesela bu başka bir ülkenin önemli elinde bir şey olsaydı bundan çok daha fazla paydaşlar çıkardı. Mesela nedir bu paydaşlar? Müzikal olarak Türk müziği bütün dünyada bir marka haline dönüşürdü. O dizilerde Türk şarkıları dinleniyor, Türk şarkıları doğru. çalıyor ya da alt fonda onu dinliyorsunuz. O bir şekilde paketlenmedi. Mesela müzikal olarak biz o ihracatı aynı anda Türk dizileriyle yapamadık. Ya da dünya çapındaki starlar dediğimizde Amerikan dizilerinden ya da Amerikan filmlerinden ya da çok basit İspanyol dizilerinden bir tane İspanyol dizisinde bir profesör karakteri tüm dünyaya aynı anda ulaşabilen bir karakter oldu. Fakat bize baktığımız zaman bizim markalaşmamız onların markalaşmasına göre birazcık daha yavaş ya da lokal olmaya vardı. O birazcık esasında Türkiye'nin de kültürel haritada nerede durduğu, imajının nerede durduğuyla alakalı. Ya hikaye bir bütün orada yani. Tek başına aynen. diziler değil. Tabii ki turizme çok etkiledi. Çünkü insanlar o ilk önce yakın coğrafya, Balkan coğrafyası, Orta Asya coğrafyası ya da baktığınız zaman Orta Doğu coğrafyası o etkileşimi sağladı. Gördüğü yerlere gitmek istedi.
Mesela benim arkadaşlarım simit getirir misin demeye başladı. Çünkü dizilerde simit görmeye başladılar. Hı hı. Yani o zaman ne oldu? O simitle başladı. Arkasından ürünleri görmeye başladılar. Kıyafetleri görmeye başladılar. Turizmi etkiledi. Gelince buraya alışverişi etkiledi. Saç ekimi aynı mantık. Baktığınız zaman İspanya'da Hairlines filmi çıktı. Sonuçta uçağın çok büyük bir bölümünde. Çünkü o yollarıyla ilgili de. Aynen. Sonuçta bunların hepsine baktığınızda. Turkish Airlines. Bunların hepsi aynı paydaşla büyüyerek Türkiye'nin imajına pozitif katkılar sağladı. Ama inşallah daha bunun da arkasında ama bir kolektif akıl görmüyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Bence sadece herkes... burada özel sektörün çok başarılı bir üretimi var. Tabii ki bunun arkasında sanatçılarımızın başarısı, konservatuarlar vesaire her şey başka ama burada daha kolektif bir akılla buradan çok paydaşlı, herkesin faydalanabileceği bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Daha onu yakalayamadık mı o aklı diyorsunuz? Bence siz o aklı yakalayamadık. O akılda ne eksik? Niye soruyorum biliyor musunuz? Siz Passion Turka olarak Türkiye'nin bizzat yurt dışındaki PR'ını da yapan, değil mi? Bunu devlet aklı sizi yönlendirdi. Oradan geldi talep sizin bildiğim 2006 kadarıyla. 2006 yılında değil mi? Kontratımız var. Evet, o zaman bir PR şirketleri bulma. Kültür Bakanlığı, Madrid Turizm Ofisi'ydi. Tamam. 2006. 2006. Tabii o zaman ben... Ya Passion Turka çok iyi işler yapıyor. Biz Türkiye'nin tanıtımında bir işbirliği yapalım, bir sinerji oluşturalım. Esasında o... Denilen bir devlet aklı vardı o yıl. Bence çok kişisel yine bunlar. Yani o arada gelen turizm müşavirinin onu görmesi, o andaki büyükelçimiz. Bu devlet aklı değil. O bence devlet aklının lokal olarak uygulanması. İşte her zaman onu söylüyorum. Siz bir şey yaptığınız zaman bu bir ekip işi. Tamam. Kişiden bağımsız olmalı bu. Ki mesela İspanya'nın turizm politikaları tamamen devlet bağımsız, hükümet bağımsız politikalar. Tabii ki kültür de aynı şekilde. Siz istediğiniz kadar güzel şeyler üretin. Belirli dağıtım kanallarından geçmek zorundasınız. Ya da işte dünyada belirli ödül törenleri var. Dünyada belirli televizyon programları var. O lobileri sağladığınız zaman oralarda gözükme şansına evet. sahip oluyorsunuz. Tabii ki bu bazen uzun sürüyor yolculuk. Mesela Türk dizileri kendi kendine bu yolu aldı. Bence çok dünyadaki en başarılı satış noktalarımızdan birisi oldu. Gittiğiniz zaman, Türk dediğiniz zaman size direkt olarak ben Küba'ya indim. İlk indiğimde taksi şoförünü sorduğu şey Burak'ı tanıyor musun? Şimdi Burak kim? Hangi Burak? Tabii dizideki ismi Burak. Yani çocuğun ismini demiyoruz. Hemen telefonunu açtı, fotoğrafını gösteriyor. Demek ki Küba'da ki zor ulaşılan bir ülke dünyada televizyon anlamında belki direkt herkese ulaşabiliyorsa çok başarılı olmuşuz anlamına geliyor. Evet. Ne kadar sürdü o PR tarafı sizin? 9 sene sürdü. 9 bitti. 2006'da başladı. 2016'da bitirdik. 2016'da bitirdiniz. Genel olarak bence o bir... O Türkiye'den yurt dışına sanatçıların götürülmesi sürecidir yanılmıyorsam bu değil mi? O da bağımsız bir şey. O bizim o kendi yaptığımız işlerin... Zaten o vice versa oradan getiriyoruz. Buradan... Aynen. Anladım. Onlar esasında o enerjilerin buluşması oldu. Mesela Türkiye'ye biz aşağı yukarı 60'a yakın sanatçı getirdik İspanya'dan. Bunları getirdiğimiz zaman hiçbirisine sanatçıya kaşe ödenmedi. Hepsi bunların kişisel kontaklar üzerine gelişen imaj çalışmalarıydı. Anladım. İşte Belen Estefan'ı biz Lalelerin önünde, Ayasofya'nın önünde Paskalya fotoğrafı verdirdiğimiz zaman o kaşeyle gelmiş bir çalışma değildi. Bu tamamen işinizle kişisel kontaklarınızın bir arada buluşması. Bu da galiba önce Türkiye'de mi olur ya? Sanki dünyanın her yerinde her şey profesyonelce bu, giderken. Gerçi Latinler de bize yakınlar ama. Biraz da değişti tabii ki. 2015 öncesi çok fiziksel bir dünyaydı. 2016 evet. sonrası bütün o sosyal platformların patlamasıyla... artık olayın tamamen bir parasal. Şu anda mesela ben şu anda yapsam aynı işi, aynı verimle yapma şansım yok. Çünkü bir sanatçı aradığınız zaman onun sosyal medyadaki gücünü direkt parasal olarak artık ölçebiliyorlar. Eskiden öyle bir güç yoktu. Bir dergiye kapak olmak çok önemliydi. Bir televizyon programında gözükmek çok önemliydi. Tabii. Şimdi her şey çok ölçülebilir. Esasında çok ulaşım ağının büyüdüğü bir yerde... ulaşmak o kadar zorlaştı insanlara. Evet. Başka sonuçları ne oldu şu dijitalleşmenin, sosyal platformun sizin sanatçı göreviniz? Olmak çok zorlaştı. Yani şarkıcı olmak çok zorlaştı. Yani birilerinin arasından sıyrılmak anlamında mı yoksa her şeyin hani artık free of charge, parasız da ulaşılabiliyor olmasını getirdiği bir... Parasız ulaşılabiliyor olması zaten en büyük dezavantaj. Çünkü yani çok ufak bir paraya, çok büyük bir havuza ulaşmak çok ciddi sorun. Evet. Ama tabii burada en büyük baktığınızda sanatçı olduğunuz zaman eskiden seçilmiş oluyordunuz.
mesela un kapanında yolda yürüyerek şarkı söyleyen birisi. Sesin güzel, gel buraya sana albüm yapayım dedikleri zaman. Keşfedilme hikayeleri. Keşfedilme hikayeleri tamamen yeteneklerin bulunmasıyla üzere. Şimdi öyle değil. Giriyorsunuz cuma günü, diyelim ki 400 şarkı çıkıyor ülkenizde. 400 şarkıyı zaten dinleme şansınız olmuyor. Hı-hı. Onların birçoğu self, kendi üretimleri oluyor. Kendi üretimine gidip kendi kanalıyla koyabiliyor. Onun için sanatçı ayrımları, üretim ayrımları da birbirinden çok değişti. İnsanları esten yönlendirebiliyordunuz, dünya müziği diyordunuz. Hiç tanımadığınız bir insana bilet alabiliyordunuz. Artık insanlar öyle değil. Almak istediği bilette kim dinlemiş, kaç çalmış, kaç dinlenmiş. Aman Allah. Olay çok daha zorlaştı. Oradan bir ön yargı oluyor belki. Diğer rakamlar mesela çok basit. Bazen sanatçılarımız mesela Lorna McKennitt geliyor. Lorna McKennitt çok dijital dünyayı kullanan bir sanatçı değil. Dünya çapında ünlü olması, Grammy'lere, ödülleri olmasına rağmen. Fakat mesela bir dergiyle de röportaj yapmak istiyor. Size çok az takipçisi var diyor. Çünkü ölçüm artık insanların kafalarında kaç takipçin var, kaç izlenmen var, kaç tıklanman var üzerine gelişiyor. O zaman da ne oluyor? Bazen değerleri doğru yere konumlandıramıyorsunuz. Bunun etkisi ne olabilir mesela orta vadede? Ne bekliyorsunuz Sinan Bey? Orta vadede zor olacak. Çünkü yani müzikal üretime etkisi ne olur? Beğenilere etkisi ne olur? Yani böyle bir tek tipleşmeye doğru da gider gibi bir ben sezim oluştu. Onun için belli müzik dalları patlıyor. Mesela rap patlıyor, hip hop patlıyor diyelim şu anda. Alternatif müzikler patlıyor ama çok iyi üretim yapan adult contemporary, yani yaş ortalaması belirli bir yaşın üzerinde iyi müzik dinleyen insanların üretimleri azalıyor. Doğru. Mesela çok basit, Türkiye'de yüzlerce jazz festivali oldu. Hı hı. Kaç tane jazz sanatçımız var? Kaç tane üretimleri var? Şimdi niye üretilmiyor? Üretebilme çünkü şansları kaldı mı? Kalmadı diyorsunuz bu şartlarda. Ya da üretse bile dinlenme oranı çok düşük. Ama markalar nasıl yaklaşıyor? Klasik müzik, jazz kalitenin simgesi. Hadi biz bunlara sponsor olalım ya da biz bunlara yatırım yapalım. Esasen baktığınız zaman satmak istediğiniz ürün yok ama çok fazla dükkan var. O zaman da ne oluyor? İşte o üretimlerde dünya içinde kayboluyorsunuz. Çok doğru. Müzikal dünya içinde. Mesela Türk pop müziği için bile aynı şeyi söylüyorlar. Ben burada tabii EkoTürk'te çok genç bir kadroyla çalışıyorum. Yıllardır sektörün içinde bir insanım. Hani hepsinin ablası, dinozor demiyorlar da abla kıvamında. Yani 90'dan sonra doğanlar genelde filan. Akşam zaman zaman sosyalleştiğimiz zaman bizim 90'lar müziği, bizim gençlik müziğimiz tek bir ağız söylüyorlar, her şeyi biliyorlar falan, yabancı olsun. Nereden biliyorsunuz? Ya diyorlar ki hani şu an müzik yapılmıyor, gerçek müzik ister rock olsun, ister Türkçe pop olsun falan bu yıllarda yapılmış, 80'ler, 90'lar. Yeni jenerasyon da memnun değil. O bana tuhaf geliyor. Yani bu kültürün içine doğup büyüyen... Ben ona en güzel... Nasıl yorumluyorsunuz? 18 yaş doğum memnun gününde, değiller ya. Yetersiz diyorlar. Aynen. 18 yaş doğum günü için sürpriz parti yapacaktık. DJ'yi ayarladık. Ben tabii müzikten anlayan bir insan olarak kendi yeminim 18'in sürpriz yaşında. Ay. İşte ona bütün yeni jenerasyon şarkıları playlist yaptırdık. Çocuklar geldi. Hiçbirisinde bir tepki yok. Siz neler dinliyorsunuz? Dinledikleri hepsi Guns N' Roses, Metallica. Ya çok iyi işte ya. Eski playlist tarzımızca değiştirdik. Esasında orada bak. Genler aktarılmış galiba. Genler aktarılmış ama tabii ki şöyle bir şey de var. Nerede yetiştiniz, nerede eğitim aldınız, hangi kültürel ortamlarda bulunduğunuzla da alakalı bu bir tarz. Bir de bizler ölmedik ya Sinan Bey. Bir de bence insanlar içlerinde olan müzikleri doğru ifade edebilecekleri platformları kendi kendine yakalıyorlar. Demet Sarıoğlu'yla çalışmaya başladık. Demet'in çok ciddi bir kariyeri var. Tabii ki şu anda bir müzik ürettiği zaman yeni trend şeyler üzerine yürümek yerine kendi yaptıklarını yenileştirilmiş bir şekilde sunmayı, insanlara ulaştırmayı hedefliyor. Hı hı. Bizim de hedefimiz o. Çünkü eninde sonunda dediğimiz gibi bizler hani dinozorlaşmadan bir önceki zaman diliminde olsak da işte o zamanda bizim dinleyicimiz hala var. Ama bir 15 sene sonra ne olur dediğinizde çok zor bir müzikal market ya da kültürel market bekliyor bence dünyayı. Çok zor derken yeni sanatçıların ortaya çıkmakta zorlanacakları, üretimin düşeceği ya da bu işten para kazanmak zorlaşacağı için de pek çok insanın belki... İşte o birazcık, yeteneğine rağmen burada olmaktan imtina edeceği, çekineceği bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii dünyada belli müzik dallarında bir de belki küçüldü. Yapay zekanın saçma sapan kompozları olacak değil mi? Böyle şeyleri, besteleri falan. Bence o zaten başlamış durumda tabii, ama... Yani daha da artacak. Yani eskiden dediğim gibi insanların merakı vardı. O merak bence alma dürtüsünü tetikliyordu. Merak neydi? Afrika'ya gidemiyordun.
Afrika müziğini dinleyeyim, Latin Amerika'ya gidemiyordun, Latin Amerika müziği dinleyeyim. Tabii gidebilen insanlar haricindeki insanlar. Şu anda öyle bir şey değil. Latin Amerika müzik diyorsun herhangi bir platforma, bütün her şey dökülüyor. Tabii. Hatta dinliyorsun, Latin Amerika müziği de böyleymiş, ben beğenmedim deyip başka bir kültüre geçiyorsun. O zaman da ne oluyor? Mesela dünya müziği festivalleri bitti. Baktığınız zaman çok ciddi bir segment. Çünkü neden? İnsanlar artık her şeyin dünya müziği olduğunu gördü ve her şeyi dinleyebilmeye başladı. Evet. Ama tabii ki Türkiye için mesela Türk müziğinin hedefi bence üretimlerin artması ve bir şekilde dünyaya taşınması olması lazım. Bu kadar ulaşım ağının çoğaldığı ve aynı zamanda dizilerin çok ciddi bir tanıtım yaptığı bir zamanda. Ama tabii ki etnik müzik dediğim gibi aynı oranda küçülmeye başladı yıllar içinde. Evet. Bu sosyal platformların içerideki konser organizasyonlarına falan etkisi ne oldu? Ya da sadece platform demeyeyim. Hani dijital anlamda her müziğe, konserlere online ulaşabiliyor olmak fiziksel konserlerin sayısını azalttı mı? Bence ilk başlarda öyle bir etki olacağı düşünülüyordu. Ben olduğunu düşünmüyorum. Olmadı mı? Bir bana biraz metrik versenize. Yani orada... Çünkü üzerinizden bir silindir gibi COVID geçti, salgın geçti. Hani bazı sektörler diyor ya biz eskisinden daha güçlü döndük. Siz nasılsınız salgından? Bence biz de güçlü döndük. Çünkü insanların o buluşma isteği önemli bir istek. Yani yalnızca biz bir konsere gittiğimiz zaman sanatçı dinlemiyoruz. Konsere gittiğiniz zaman sosyalleşiyorsunuz, insanlar görüyorsunuz, yemek yiyorsunuz, yürüyorsunuz, evinizden çıkıyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz. Bence bunların hepsi o mutluluk hormonunu arttıran, salgılayan yani şeyler. Yani insan kalabildiğimiz sürece buluşmaya ve sosyalleşmeye şükürler ihtiyacımız var. Olacak. İhtiyacımız olduğu sürece de insan kaldığımızın bir göstergesi herhalde. Değil mi? Tabii umut ki var. Bütün bunlar umut var. Aynı zamanda bunları destekleyen bir ekonomik ortam, bunları destekleyen bir alım gücü. Çünkü eninde sonunda yurt dışında bu böyle değil ama Türkiye'de maalesef böyle evden çıkmak ya da kültürel bir aktiviteye gitmek bir lüks. Yurt dışında maalesef böyle değil. Yurt dışında böyle bir enflasyon yok zaten. Enflasyon hani hep diyoruz ya dünyada enflasyon. Adamlar %7'den 3'e düşürmeye çalışıyorlar. Ya konu enflasyon, dünyada her yerde enflasyon var, bizde de var falan diye bir şey yok. Yani. Bence orada bir de pazar günü kalktığın zaman ya da cuma günü işten çıktığın zaman çocuğunu alıp da oğlum hadi seni klasik müzik konserine götüreyim, hadi operaya götüreyim diyebilmek için öyle bir kaygın, hayat kaygın olmaması gerekiyor. Mesela ben hep onu söylerdim. Niye Türk müziği 2000 dünya müzikleri zamanında biz evde çok iyi para kazanıyoruz. Türk müziğinin yurt dışına çıkması için müziğinin biraz aç olması lazım derdim. Niye Kübalıların hepsi dolaşıyor? Niye Afrikalıların hepsi dolaşıyor? Çünkü evlerinde para kazanamıyor. Tabii. O zaman ne oluyor? O müziği ancak satarak, yurt dışına giderek para kazanabiliyorlardı. Şimdi bizim cebimizde de aynı mantıkta. Çocuğunuzu alacaksınız, 4 kişi operaya gideceksiniz. Git, yol parası, bilet parası ve benzeri dediğiniz zaman bu bir harcama. Hı-hı. Eğer kalem olarak harcama gücünüz varsa çok güzel. Harcama gücünüz yoksa ilk kesilen kalemlerden bir tanesi kültür sanat. Tabii. Ya da etkinlik sektörü. Maalesef. Maalesef. Şu an peki bu olağanüstü enflasyonist ortamda yani gerçek enflasyonun, reel enflasyondan, açıkların enflasyondan kat kat yukarıda olduğu şu ortamda nasıl maliyeti yönetiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bence herkes gibi bu size çok can alıcı bir soru. Bu konuda da çok zor bence. Değil ben mi? Mesela hiçbir zaman bir break even yaparak bir konser yapmıyorum artık. Çünkü değişkenler çok fazla. Benzin fiyatına göre bir şehirden bir şehire enstrüman göndermek için verdiğiniz para 5 sene öncesinin belki salon kirası parası. Aman yarabbim. Mesela 5 yıl öncesinden söylüyorum. 5 yıl öncesinden. Mesela 2019'da Lorna McKennitt, 2024 Lorna McKennitt'i karşılaştırayım. Aşağı yukarı bir salonun kirası 20 kat artmış durumda. Aman yarabbim. Şimdi bunun bir matematiksel bir açıklaması yok. Hani neden 20 kat arttı? Esasında bu enflasyonist ortam bir örnek artık verir misiniz salon kiralamaya? Aklınızda var mı mesela? Aşağı yukarı ortalama. İstanbul'da bir açık hava kiralamak aşağı yukarı 450 bin lira civarında. Şu an itibariyle. Şu an itibariyle. Peki, 2019'da neydi? Covid öncesi. Çok hatırlamıyorum İstanbul kirasını ama İzmir için mesela şu anda 100 bin lira veriyorsunuz. O zaman 5 bin lira vermişiz. Örnek gösteriyorum. Aradaki fark çok fazla. Evet, anladım. Ama tabii şöyle bir şey de var. Bu bir acaba fırsatçılık mı yoksa bütün her şey üst üste bindi bu hale mi geldik? Esasında bu tartışılır ama güvensizlik. Bence ben insanların bir de şöyle bir şey ve de var. Ve fırsatçılık tabii. Bilet fiyatlarını da belirli bir rakamda tutmanız gerekiyor. Mesela ben İspanya'da konser yapıyorum. 40-50 euroya ortalama bilet fiyatı yaparken şu anda 40-50 euroluk bir ortalama bilet fiyatını Türkiye parasına çevirdiğimizde bu masraflar, bu
şartlarla tutma şansınız olmuyor. Çünkü zaten %38'i direkt vergi. Yani evet. ya da servis ücreti verdiniz. Tabii. Bayramda zaten Avrupa'ya çıkanlar herkes Avrupa'nın Türkiye'den ne kadar ucuz olduğunu yaza yaza doyamadılar değil mi? Herkes çünkü bizzat şahit oldu. Bence genel olarak bütün masraflarda o var şu anda. Her şeyde. Yani Avrupa'ya gitmek eskiden bir lüksken şu an Türkiye'de belli şehirlerde yaşayabilmek bir lükse dönüştü. Avrupa'dan da çok daha pahalı bir memleket. Avrupa'da pahalandı onu söyleyebilirim. Yani mesela ben İspanya'ya gittiğim zaman. Öyle kalalım evet. İspanya gittiğim zaman su bedavaydı. Yani şu anda ne su zaman? 2000 yılı. 2000 yılından su bedavaydı uzun bir süre. Sonra su paralı oldu. Doğalgaz arttığı zaman İspanya'da üretici olmadığı için aynı şekilde Türkiye'de yaşanan şeyler yaşanmaya başladı. Hı-hı. Elektrik arttı, ısınma giderleri arttı. Onun artınca bütün her şeyin fiyatları artmaya başladı ama en güzel ya yavaş yavaş dünya insanlarına yediriliyor değil mi mevcut düzen, kapitalist düzen ya da bizimki gibi bir anda. Bir de tabii onların en büyük avantajı. Bir kelime kullanmak istemiyorum. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Türkiye'de mesela bu kültür sanat sektöründe sponsorlukların çok ciddi azalması. Yurt dışında baktığınız zaman Türkiye ve yurt dışı dediğinizde yurt dışı bu kaynakları Türkiye'ye göre çok daha doğru kullanıyor. Evet. Yani o kültür sanat desteklemesi ya da etkinlik desteklemesi bizde mesela büyük sponsorluklar çok azaldı. O zaman görüyorsunuz. Neye göre? Geçmiş senelerde sponsorluk denen kalem büyük bir kalemdi. Şu anda tekil konserlere sponsor bulmak oldukça zorlaştı. Ya da büyük, çok basit, şimdi tekrar bir stat konserleri furyası var Türkiye'de. Baktığınız zaman öyle konserlerin İspanya'da olduğu zamanki sponsor sayısıyla buradaki konserlerin sponsor sayılarına baktığınız zaman aynı şey açık havalar. Büyük konserlerde daha fazla görünme isteği var. Şimdi herkesin yaptığı o parayı dijital reklama nasıl gömerim, nasıl oradan kendi anladım. Markama yararlandırırım. Herkes fiziki mekanlardan ziyade dijitale odaklı olduğu için bütçelerin aynen. önemli bölümü dijitale aktarılmış durumda. Yani şu anda zaten fiziksel olarak o billboardlar her geçen gün azalmakta. Dergiler mesela biz diyelim ki bir PR çalışması yapıyoruz. Bir ay sonra dergi aradığımız zaman acaba açık mı kapalı mı kapandı mı? Fiziksel basılma, dokuma duyguları çok ciddi azaldı. Evet. Kitap harici bence tamamen o medya sektörü de ondan çok etkilendi. Onun için de şu anda bizim fiziksel olarak bir yere ulaşmamız çok zorlaşmaya anladım. Başladı. Biraz Türkiye'nin imajına devam edelim sizinle. Sizin algınız nasıl gördüğünüz, nasıl göründüğüne dair gözlemleriniz çok önemli. Sermaye nereden geldiği bir memleketi çok şekillendirir ya. O memleket o sermayeyle birlikte yoğruluyordur çünkü. Bize de daha çok Körfez tarafından gelen bir sermaye var. Hem dinleyici tarafta hem mekanlarda genel anlamda Türkiye ile ilgili nasıl bir algı oluşturuyor ve içeride neyi deyip değişip dönüştürüyor özellikle kültür tarafında? Yani, bence tabii, en temel soru bu olmalı diye düşünüyorum. Yani tabii şimdi Batı Avrupa'ya gittiğiniz zaman gördüğünüz profille Doğu Avrupa'ya gittiğiniz zaman gördüğünüz profil farklı. Tabii. Kişi başı harcamalara da bakabilirsiniz. Yani Türkiye'nin kişi başı turist harcamasıyla Fransa'daki kişi başı turist harcaması ya da İspanya'daki kişi başı turist harcaması. Yani yalnızca kafa saymamak gerekiyor turizmde baktığınızda. Kaç kişi geldi, kaç gün kaldı, yalnızca stopover mi yaptı 5 saat? Çünkü pasaporta damgayı bastığınız zaman turist oluyorsunuz ve 1+1'e dönüşüyor bu sizin yaptığınız şey. Fakat tabii Türkiye'de genel olarak eskiden daha batı tarafındaydık blok halinde. Sonuçta dizilerden sonra çok ciddi bir Arap turist geldi. Çok hı hı. ciddi. Tabii ki onu hepimiz her yerde gördük. Şu anda azaldı bence o sayı. Yani Avrupalı turist tekrar artmaya başladı. Hı hı. O da tamamen fiyat ve kalite dengesinden dolayı. Kaynaklanıyor. Evet. İspanya, İtalya ve Akdeniz çanağında baktığınız zaman fiyat kalite ekseninde Türkiye oldukça iyi bir durumda. Ama tabii ki kültürel olarak bazen zorluklar yaşıyoruz. Mesela ben bir turne yaptığım zaman büyük bir sanatçıya da istediğim zaman biz Dubai'ye uçuyoruz, Suudi Arabistan'a uçuyoruz ki Suudi Arabistan artık bir hub oldu eğlence evet, sektöründe. Çok enteresan bir şey. Çok ciddi bir yatırımla son 5 sene içinde. O yatırımın sonucunda da şöyle oluyorsunuz. Senin bütçen o sermayenin bütçesiyle benzer bir bütçe istenmeye başlıyor. Çünkü o çanağa girmiş oluyorsunuz. Biz şu an artık Körfez'in çanağının içinde bir memleket mi olduk? Yani Suudi Arabistan'dan istenen rakam neyse Türkiye'den de aynı rakam mı isteniyor? Öyle eskiden başka bile, mıydı? Öyle olmasa bile artık o çanak daha farklı bakılan ve değerlendirilen bir çanak oldu. Çünkü orada eskiden 5 sene önce baktığınız zaman ya da 10 sene önce bütün o baş şehirlerinde, Orta Dağı'nda, Körfez ülkelerinde tiyatro dahi yoktu. Olanlar şu anda çok büyük şaşalı, muhteşem binalar var. Çünkü onlar da artık
yatırımı kültür sanata yapmaya başladılar. O zaman ne oldu? O bölgede bir rekabet doğmaya başladı. Anladım. Biz de o rekabetin maalesef ucunda olduk. Çünkü bizden birçoğu geçiyor diyelim ki. Şöyle diyelim, çıtayı o kadar belki yükselttiler ki, değil mi? Önemli bir sermaye aynen gücüyle bir şekilde bu, hani Türkiye gibi bir ülkede çekebilmek için kendini, o da o çıtanın bir tarafına gelip konumlamak. Eğer biz bilet olarak, bilet satışı olarak belki dengeleyebiliyor olsak onu çok hissetmeyiz. Mesela çok basit. Burnumuzda Bulgaristan bilet satışlarına bakıyorsunuz, sayılara bakıyorsunuz. Çok daha ufak bir ülke. Bence alım gücü olarak da bizden daha kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Ama harcama olarak ya da bilet satışı olarak çok ciddi bir bilet satışı var. İşte o zaman da şey geliyor, cebinizdeki para, evet, alım gücünüz ve buna ne kadar bir yüzde ayırabiliyorsunuz aylık olarak? Tabii. Ne kadar para olduğu değil, alım gücüne ne kadar yansıdı. Öyle. Kesinlikle. Çünkü eninde sonunda kültür sanat dediğiniz şey bir lüks aynen kategoriye geliyor. Belki biz bunu Covid'de de yaşadık. Niye dijitali çok ciddi olarak yüklendik? Çünkü bedavaydı. O zaman herkes şuna geldi. Acaba dijital devam edecek, kültür sanatlı bilet satışları azalacak mı? Ne oldu? Tamamen tersi döndü. Tekrar bilet satışımız hı-hı arttı. Bence bu yaz güzel bir yaz olacak. İnşallah. Kim yani, ne var? Kimler? Lorena McKennett'i. Lorena McKennett'i kim dinliyor? Bizde kim izliyor? Kimler? Gençler var mı orada mesela? Çok ilginç. Biz tabii sosyal medyaya ulaşılan çok fazla insan var. Lorena McKennett tarzı sanatçıların ikinci kuşakları ya da üçüncü kuşakları dinliyor. Çocukları da Lorena McKennett dinliyorlar. Yani 2000 tabii, doğumlular falan izliyor mu Lorena McKennett? Evet, o kadar yoğunlukta olmasa da bir varlar, genç bir kitlesi var. Bir de tabii bu tarz şeylerin aynı Türk sanatçılarda olduğu gibi, eski sanatçılarımızın şarkılarının dizilerde patladığı gibi, yurt dışındaki dizilerde de bu tarz kelt eksenli müzikler çalınıyor. Anladım. O ilgi i̇şte, çekiyor. Aynen. Pink Martini var önümüzdeki hafta. İstanbul'da. Antalya'ya geliyorlar. Antalya. Sonra tekrar Temmuz 21'de İstanbul'dalar. Onun haricinde Fado'nun güzel, müthiş bir temsilcisi var yeni, Sara Correia. O da şu anda önümüzdeki haftalarda İstanbul'da. Biz o dünya müziğinin keyifli isimlerini düzenli olarak getirmeye devam etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Fado, Flamenco bizim ana ihraç ettiğimiz ürünler İspanya ve Portekiz'den. Türkiye'de sevdiği için düzenli olarak geliyoruz. Dans toplulukları gelecek mi flamenco? Dans toplulukları var. Yeni projelerimiz var. İşte geçtiğimiz senelerde Bodrum Bale Festivali'nde sunduğumuz woman gösterimiz var. Los Vivancos'un o müthiş 7 erkeğinden sonra 7 kadınlı gösterisi. Birazcık işte o dansı da, onlar da modernize oldu. Daha büyük prodüksiyonlara döndü. Mutlaka. Teknoloji artınca o teknoloji direkt olarak o klasik sanatlara da yansımış oldu. Çok fazla dans prodüksiyonumuz da var önümüzdeki sezonda. Peki. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ara cuma ara güncelleyin bize. İnşallah. Güzel. Evet, teşekkür güzel ederiz. Bir cuma oldu. Sağ olun. Sinan Ufuk Nergis, soyadı Türkiye'de ve dünyada tek olan Sinan Bey'i ağırlamış olduk. Pasyon Turka'nın etkinlikleri devam edecek, konser etkinlikleri. Nereden takip ediyorlar? Zaten bütün bilet Instagram'da istedikleri zaman, sayfalara girdikleri zaman görebilirler. Olabiliyorlar, peki. Kısa bir reklam arası. Bugün sanatı konuşmayı sürdüreceğiz. Biraz İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt'la, sevgili Selin'le de biraz şu enflasyonist ortamın sanat yatırımcılığına, işte heykel tarafı olsun, dijital tarafı olsun, geleneksel sanatlar olsun, nasıl yansıdığını soracağız. Aslında bu enflasyondan kaçmaya çalışırken sanat da bir yatırım enstrümanına bir tık daha fazla dönüştü memlekette. Bazen NFT'lerde yaşadıklarımız var tabii ki. Bazı o kazalar da, gibi bahsettim. Bazı kazalar gibi. Onu da soracağım. Bu NFT'ler nereye gitti? Ben de dinleyeceğim. Peki. Evet, Selin Hanım bizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere diyoruz. Konserlerle başladık, yani sanatla başladık, sanatla devam edeceğiz. Selin Bozkurt, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı. Sevgili başkanım, hoş geldin yayına. Ama uzaktan uzağa da olmuyor ya. Evet, değil mi Ahucuğum? Ya, olacak isteyim. Özledik birbirimizi.
Evet, alışamadık biz bu online'lara. Bekliyorum yani stüdyoya. Kesinlikle çok haklısın en kısa zamanda. Şimdi Selim Bozkurt, enflasyon Nisan'da %70'e dayanmış. Şaşırdık mı şaşırmadık, hatta daha fazlasını hissediyoruz. Dolayısıyla sanat piyasasında işler nasıl gidiyor, sen anlat bize biraz. Sanat piyasasında aslında dünyadaki gerileme Türkiye'de yansımış durumda. Bu 2021 itibariyle başlayan 23'e kadar olan iyi giden gelişme yavaş yavaş etkisini tabii ki gösterdi ve dolayısıyla Türkiye'deki sanat piyasasında %50'ye oranla bir gerileme söz konusu oldu. Dünyada ya da ticari hacim olarak diyorsun değil mi Selin? Evet, doğru. Dünyada da yine artı ekonomiksi biz takip ederiz. Onun verilerine bakacak olursak da %4 oranında da dünyada bir gerileme söz konusu. Tabii burada bu gerilemenin en büyük sebebi olarak veriler 10 milyon doların üzerindeki satışların durduğunu, daha çok daha güvenli, temkinli yatırımlar yapma arzusunda olan koleksiyonerlerin başı çektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu verilerin tabii ki geriye çekilmesi sanat piyasasını derinden etkiledi. Ve fakat ben geçtiğimiz hafta, yaklaşık iki hafta önceydi, Venedik Bienali'nin açılışı vardı. 60. Venedik Bienali tüm görkemiyle açıldı. Orada tabii ki yine izleyiciler, sanatın önemli bütün profesyonelleri, galeriler, herkes büyük bir coşkuyla bu kaybolan ilmeği de bir parça yukarı çekmek için Venedik'in de o güzel tabii ki ambiyansında yine etkin bir şekilde rol oynadılar. 15'e itibariyleydi. 16'sında Venedik Bienali açılmıştı. Ben 15'inde bizim aynı zamanda Londra'da olan sanatçımız Aslı Özok'la birlikte Venedik Bienali'ni ön preview'ler ile birlikte izlemeye başladık. Çok büyük bir etki tabii. Hem turizm açısından Venedik'e büyük bir katkı, hem de tabii dünyanın bütün koleksiyonerlerini, en önemli koleksiyonerlerini ya da galerilerini o bölgeye çektiği için çok büyük bir enerji. Türkiye pavilyonu da bir o kadar ilgi çekiciydi. Geçtiğimiz iki yılın Bienali'ne de baktığımızda bu seneki Venedik Bienali'nin çok daha ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Avcım, sen de takip ediyorsun, mutlaka ziyaret ediyorsun, biliyorum. 24 Kasım'a kadar da devam edecek. Mutlaka Venedik Bienali'ni de izlenmesini de güncel sanatı takip edenler için önerebiliriz. Evet, dünyadaki sanatçıların aslında en iyi işlerini yapıp adeta bir er meydanında sergiledikleri bir alan. Venedik Bienali bunların başında geliyor, hakikaten de çok etkileniyoruz gidip gezdiğimiz zaman. Gidebilen mutlaka gezsin ya da daha sonra internette izlemeye çalışsın. Az önce güvenilir yatırımdan söz ettin Selin. Biraz bu işin ticari hacmi düşürdüğünü söyledin. Koleksiyoner neye bakıyor mesela şu an ve o güvenilirlik noktası, koleksiyoneri harekete geçiren güvenilirlik noktası neresi? Hangi kriterler? Koleksiyonerlerin aslında birkaç, tabii ki onları da birkaç etaba bölmemiz belki de uygun olabilir. Birkaç çeşit koleksiyoner olduğunu söylemek mümkün olabilir. Beğendiğini alan, izlemek için alan, gerçekten bunu yatırımdan ziyade kendi zevki ve geliştirmek için alan, koleksiyonerini taçlandırmak için alan olduğunu söylemek olabilir. Bir de kısa dönem içerisinde getiri sağlamayı çalışan bir ilgili kitle olduğunu söylemek mümkün olabilir. Ve fakat sanat böyle değil. Sanatta uzun süreli yatırım aracı olarak kullanmak çok daha mantıklı. Eğer ki ben hep borsaya benzetiyorum. Sanatçıyı izlersek, sanatçının aslında ne kadar zamandır üretim yaptığına bakarsak, yaptığı işler, katıldığı sergiler, bulunduğu koleksiyonlar, bulunduğu müzeler bize bir yeşil ışık yakabilir. Ama tabii ki bu demektir ki yatırımın bir parça daha belirli bir oranın üzerinde aslında seyretmek isteyen alıcılardan bahsediyoruz. Ve fakat son dönemde Türkiye'deki genç sanatçılara yatırım yapma ise çok daha artan bir trend oldu. Bunu görüyoruz. Bunu etkileyen noktalardan bir tanesi de pandemi döneminde aslında bizim daha küçük alıcıların da içinde bulunduğu online müzayedeler. Bunlar da çok etkili.
etkili olmaya başladı. Çünkü dijital platformda da daha küçük, daha aslında orta ölçeğin altı diyebileceğimiz etaptaki, o banttaki eserler, işler sergilenmeye başladı. Evet. Bu da daha aslında bir parça daha piyasanın oturmasına imkan verdi. Evet. Avcım. Yani biraz bu yeni trendlere devam edelim Selin Bozkurt, ama bana bir müsaade et. Çünkü bugün Nisan ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Muhabirimiz Nuran Çal'ın yanında galiba tim başkanımız var, Mustafa Gültepe. Sözü bırakalım size Nuran. Teşekkürler Ahu Orakçıoğlu. Sizin de söylediğiniz gibi bugün Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Biz de toplantıyı takip ettik. Açıklamayı Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat ve Tim Başkanı Mustafa Gültepe gerçekleştirdi. Şu anda yanımda Mustafa Gültepe var. Kendisiyle rakamları değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, rakamlar açıklandı ve 19.3 milyar dolarlık bir ihracat rakamından söz ediyoruz. İlk olarak rakamları değerlendirebilir misiniz bizler için? Evet, aslında Nisan ayı biliyorsunuz tatilin en yüksek olduğu ay. Bir hafta neredeyse sanayicilerimiz çalışmadı. Bir hafta çalışmamıza rağmen böyle bir rakamın gelmesi bence pozitif, artı bir yönde. Küçük de bir olsa bir artışın olması, 0.2 oranında bir artışın olması da bir enerji veriyor ihracat sektörüne. Ama tabii toplamda Türkiye'de 27 sektörün 17 sektörü eksi, diğer 10 sektör artı yazdı. Oysa biz 2028'de hedeflerimizi yakalayabilmek için her sene ya da her ay en az %5 ile %10 arasında bütün sektörlerimizin büyümesi gerekiyor. Tabii su, dünyada olan ekonomik problemler ve Türkiye'de özellikle söylüyorum, 3 defa özellikle söylemek istiyorum, rekabetçiliğimizin gittikçe aşağı doğru düşmesi, mevcut durumdaki üretim ve ihracattaki rakamları çift rakamlı olmasını aşağı doğru indiriyor. Maalesef özellikle emek yoğun olan çok sektörlerimizde ihracat artışları çift rakamlı bir şekilde düşüyor. Bunda Hazir Giyim başta olmak üzere Nisan'daki düşüşünü söylediğiniz zaman %17-18. Bu da 2023'teki düşüşe göre %18, toplamda %25 düşüş var. Bunda tabii dünyada da bir talep daralması var. Onu da görüyoruz ama Avrupa yavaş yavaş kendine doğru geliyor. Ama en önemli şeyden bir tanesi, Türkiye şu anda olduğu noktadan bence çok daha pahalı olma yoluna doğru gidiyor. Bu da özellikle pazarlama açısından Türkiye üreticisini müthiş şekilde fiyat pahalı diye büyük bir sıkıntıya sokuyor. Önemli bu, önümüzde en büyük bence Türkiye olarak ödevimizi, Türkiye'yi nasıl rekabetçi bir duruma getirebiliriz'i beraberce ekonomi yönetimiyle çalışmamız lazım. Aksi takdirde gerçekten bahsettiğimiz hızda gitme şansımız yok. %0.7 aslında başa baş noktası gibi daha fazla olmalı. Üretmeliyiz, gayri safi milliyi böyle artırmalıyız. Biraz duraksama dönemine geçtik. Özellikle burada söylüyorum, girdi maliyetlere neticesinde mutlak suretle dövizin o kapsamda artması gerekiyor. Aksi takdirde rekabetçilikten aşağı doğru düşeriz diye düşünüyorum. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin bu konudaki başarısının artması gerekiyor, ama az önce söylediğiniz neredeyse durma noktasına geldik. Avrupa'nın kendisini toparlamaya başladığını kaydettiniz, ama işin bir de Orta Doğu boyutu var. Şimdi Orta Doğu'da çalkantılar sürüyor ve Türkiye'den de bu konuda dün bir adım geldi. Ve İsrail'le ticaret neredeyse hani durduruldu diyebiliriz deyim yerindeyse. Bu konu hani ihracat rakamları nasıl etkileyecek? İsrail'le ticaretin durdurulması sonucu Türkiye'nin performansı sizce çok etkilenecek mi? Şimdi tabii Türkiye ile İsrail geçmişte 5-6 milyar dolar civarında bir işlem açımı yapmış olduğumuz bir ülke. Ama tabii insanlık boyutunun olduğu bir noktada ticareti düşünmek çok da doğru olmayabiliyor. Tabii biz iş insanı olarak, sonuç itibariyle biz ihracatçı olarak, üretici olarak hiçbir şekilde her zaman serbest ticaretten o kapsamda yanayız. Ama tabii orada çok farklı olaylar dönüyor. Katliamın olduğu, İnsanların öldürüldüğü, çocukların öldürüldüğü, sürekli yukarıdan aşağı bombaların atıldığı bir Gazze Filistin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak da biz de burada duruşumuzu dünyadaki olabilecek, dünyadaki dikkati bu noktaya daha fazla çekme noktasında karşılıklı hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın verdiği karar doğrultusunda ilişkiyi ve ticareti durdurma noktasında. Umuyorum ki en kısa zamanda İsrail bundan örnek alarak oradaki katliamları bitirerek ilişkilerin normalleşme sürecine gelme noktasında bir adım olur diye düşünüyorum. Dileyelim ki bu katliam bir an önce son bulsun. Evet, olumsuz gelişmeleri konuştuk, ama tabii ki olumlu gelişmeler de var. Örneğin Irak Kalkınma Yolu projesi. Bu projeyle beraber ihracatta nasıl bir değişim beklemeliyiz?
Şimdi kalkınma projesiyle ilgili biz geçen pazartesi Cumhurbaşkanımızla beraber Irak'tayız. Irak Türkiye için büyük pazar. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir ticari açmamız var. O pazarları ne kadar Türkiye'ye doğru yakınlaştırırsak bence Türkiye'nin oradaki potansiyeli çok kısa zamanda 2-3 katına artar. O kapsamda büyük bir destek olacağını, iyi ilişkilerin gelişebileceğini, mesafeleri kısaltabileceğini ve Türkiye'yi çok daha farklı bir şekilde pazarlama noktasında bir destekleyici unsur olacağını düşünüyorum. İnşallah planlanan süreden çok daha kısa süre içerisinde devreye girer. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için. Evet, Tim Başkanı Mustafa Gültepe'den toplantı hakkındaki ve rakamlar hakkındaki detayları aldık. Söz sende Ahu Orakçıoğlu. Nurhan, teşekkür ediyoruz. Selin Bozkurt'la kaldığımız yerden devam edelim. Dünyada sanat piyasasında hacimsel bir gerileme olduğundan söz ettin. Şöyle bir toparlayalım. Bunun Türkiye'de de yansıması olduğunu söyledin. Bunun nedenlerini açıkladık. Biraz koleksiyonerlerin böyle her şeye de atlamadığını özetle herhalde söyleyebiliriz Selin Bozkurt. Daha güvenilir alanda daha doğru yatırımlarla ilerlemek istediklerini söyledin. Ama her şeye rağmen genç sanatçılar, trend, senin de İyilik İçin Sanat Derneği'nde o genç sanatçı ekosistemine nasıl katkı sağlamak istediğini ben de şahsen biliyorum. Önemli destekler veriyorsun onların üretim yapabilmeleri için. Alan sağlıyorsun her şeyden önce, imkan sağlıyorsun. Biraz istersen derneğin faaliyetlerini de konuşalım Selin'cim bu nokta itibariyle. Neler yapıyorsunuz? Tabii, çok çok iyi olur mesajımızı daha çok kitleye ulaştırmak bizim için önemli. Çünkü sanatçıların en büyük aslında ihtiyacı görünürlüklerine katkı sağlamamız, üretimlerini devam ettirmek için de onların işlerinin alıcılarla buluşması. İyilik İçin Sanat Derneği 9. yılında Türkiye'nin en geniş sivil toplum ağına sahip sanat alanındaki sivil toplum kuruluşu 60 ile ulaştık. Her yıl düzenlediğimiz farklı projelerle ve bu projeler hepsi sürdürülebilir. Projelerimizin hepsi 9 ayrı proje yönetiyoruz. Her sene tekrarlanıyor. Bunlardan biri Anadolu'dan izlenimlerle biz bu zamana kadar 60 ili İstanbul'da ağırladık ve bu sanatçılarımızla iletişimimiz 9 senedir devam ediyor. Ne yapıyoruz? Her yıl 12 ilden biz 36 tane Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisini seçilmiş ve başarılı olan İstanbul'a getiriyoruz. İstanbul'daki sanat ortamlarıyla tanıştırıyoruz. Onlar müzeleri, galerileri, Bienali ve buradaki önemli sanat etkinliklerini İyilik İçin Sanat Derneği'nin tamamı kadın üyelerden kuruldu. Hanımlarıyla birlikte ve sanat profesyonelleriyle birlikte gezme ve öğrendikleri üzerine de çalışma yapma imkanı buluyorlar. Bir sonraki sene onlara sergi açıyoruz. En büyük destekçilerimizden biri bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sağ olsunlar bütün sergilerimizde bizlere özel mekanlarını açıyorlar ve her türlü desteği sağlıyorlar. Pasajda Bir Yıl projemiz yine ilk günündeki gibi devam ediyor. Biraz evvel Venedik Bienali'ni de birlikte ziyaret ettiğim hem sanat danışmanımız, proje direktörümüz Aslan'la birlikte, Venedik Tekman'la birlikte bu projemizde Denizbank'ın genel müdürlük binasının içerisindeki bir bölüme geçti. Böylelikle ilk defa Türkiye'de aslında bir finans kuruluşunun içerisinde genç sanatçılar üretimlerini yapmaya başladılar. Üçüncü yılında projemiz bu mekanın içerisinde. Biz bu projenin beşinci yılındayız ki iki senede Covid vardı. Her yıl 10 tane genç sanatçıya üretim imkanı veriyoruz. Üretim imkanı çok önemli. Özellikle bu baktığımız son yıllardaki trendlerde genç sanatçılara yatırım arzusunda olan sanatseverlere daha uygun koşullarda ama başarılı seçilmiş sanatçılarla buluşturmak İyilik İçin Sanat Derneği'nin aslında amaçlarından biri arasında yer alıyor. Biz sadece resim, heykel ve plastik sanatlar değil aslında özetle fotoğraf gibi. Bizim aynı zamanda tiyatro gibi önemli bir alanımız da söz konusu, sinema gibi. Bunlar da biz de Alenen Sanat projemizle birlikte katıldı. Biraz açar mısın? Bu projemiz de pandemide başladı aslında. Akasya Kültür Merkezi alanını bize tahsis ettiğinde biz alanın umduğumuzdan çok daha büyük ve çok daha dinamik, çok fonksiyonlu olduğunu görünce sinema, tiyatro, performans sanatları alanını da İyilik İçin Sanat Derneği bünyesine kattık. Bu bağlamda Alenen Tiyatro bölümümüz Afife Jale ödüllerine de kabul edildi. Sinema alanındaki sanatçılarımız ayrı ödüller aldılar. Ve biz bu projemizle birlikte Steve Buhemers ödülünün de sahibi olduk. Dolayısıyla İyilik İçin Sanat Derneği'nin
Çok teşekkür ederim. İyilikçin Sanat Derneği tüm gücüyle bu çalışmalarını sadece ve sadece gönüllü, herhangi bir beklentisi olmayan, sadece gönülden sanat alanına katkı yapmak isteyen ve aynı zamanda kendilerini geliştirmek isteyen hanımlarla birlikte devam ediyor. Aynı zamanda eğitime de önem veriyoruz. Daha önce Larsen Avcum, Bahçeşehir Üniversitesi ile başlattığımız programı şimdi Beykoz Üniversitesi ile birlikte yürütmeye karar verdik. Beykoz Üniversitesi'nde yine dolu dolu bir program sanatseverleri bekliyor. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de sanat alanındaki işte bu kıymetli sanatseverlerin yolculuğuna bir parça daha aslında bilgiyle yaklaşmak başlığı istiyoruz. Ne dersin Selim Bozkurt? Yani katılımcılar anladığım kadarıyla dışarıdan katılabilecekler. Belli bir süre, belli bir saat tamamlanacak bir sertifika programı gibi, değil mi? Evet, doğru. Ve aynı zamanda böylelikle eğer arzu ederlerse yüksek lisanslarına da daha kolay yolla buradan ders alımı şeklinde belgeleyerek ulaşabilecekler. MA diyoruz biz. Beykoz Üniversitesi'nde önümüzdeki iki ay içerisinde başlayacak bu program online olacak. Çok daha kolay katılıyoruz biliyorsun Avcım online olduğunda. Hı-hı. Ama aynı zamanda yüz yüze bölümleri de var. Dolayısıyla hem yüz yüze interaktif bir şekilde hem de uzaktan katılımcılarımız sanat yönündeki bu 5 ayrı modülde planladığımız eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bununla birlikte bambaşka yolculuklara da aslında uzmanlık alanlarına da yönelilebilirler. Çünkü küratörlük, sanat eleştirmenliği, sanat yazarlığı bunlar aslında uzun zamandır sanatın içerisinde olan uzaktan izleyiciler için de biraz tekniği bilmek adına önem taşıyor. Biz derneğimizin içerisinde de bu vesileyle bu kadar yıl içerisinde çok kıymetli aslında hem küratör hem de sanat yazarı yetiştirdik. Bu da bizim için çok gurur verici. Dolayısıyla İyilik İçin Sanat Derneği tüm bu çalışmalarıyla birlikte ben geçen gün şöyle bir verilere baktım. 200 milyon TL'nin üzerinde de bir katkı sağlamışız sanat piyasasına. Tebrik ediyoruz Selim Bozkurt. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkına. Daha nice yayınlarda bu verimli işlerinle senin buluşmak, görüşmek üzere diyorum. Stüdyoya bekliyorum. İnşallah. Atölyeyi de bekliyoruz Arzucuğum mutlaka. İnşallah. Memnuniyetle görüşmek üzere. Sanatçılarımız özledi. Evet, ben de öyle. Evet, burada da noktalayalım. Gün ortasını değerli izleyenlerimiz, ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıklı, keyifli bir hafta sonu tatil diliyorum. Pazartesi inşallah yeniden bu stüdyoda buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.